ben bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorum. Sen dün artık alkollü müydün? Hiçbir fikrim yok. Yok, hiçbir şekilde değildim. Herkes de şahit. Saat 5'e kadar bir insana 15 tane mesaj atıp siliyorsun. Sonra tekrar yazıyorsun, suçluyorsun. Sabah buraya geliyorsun, arkadaşların yanına diyorsun ki sen 4'e 5'e kadar kiminle konuştun? Girdin de çıktın. Tamam. Bana niye yazmadın dedin. Suçlayıcılık olur. Biz konuşuyorduk o ara. Biz konuşuyorduk seninle o ara zaten. Ama sen konuştuğumuz sıra bana direkt, sen bana her akşam şu muhabbet yapıyorsun. Aynur. Giriyorsun, çevirme başı oluyorsun, yazmıyorsun. Cümlemi bitirmeme izin ver önce, ondan sonra. Cümlemi bitirmeme sesini izin vereceksin sen de bir daha önce asla benim. Konuşmam. Sen konuyu kendine tamam. Doğru yöneltmeye çalışıyorsun. Sen istediğin her şeyi söyleyebilirsin, bana hayır, sesimi hayır, yükseltmeyeceksin hayır. Ama sen haberin olsun. Ben sana sesimi yükseltmiyorum. Ben konuşmaya tamam. Çalışıyorum, senin şu an İzin bilmediğin şeyler de var. Umurumda bile değil. Benim de sen değil. Bana her bir akşam emin değil misin Aynur? Nasıl, ne olacak, ne yap? Yani. Yok kiminle konuşuyorsun, yok bana niye bu şunu yapmıyorsun, bunu niye yapmıyorsun? Ya ben her akşam bunları demek zorunda değilim belki. Tamam, ben sana şunu söyleyeceğim. Ben insaf yani, ben 20 tane mesaj alıyorum, hepsi böyle. Nasılsın Aynur, iyi misin, kendini nasıl hissediyorsun? Bana bunları sormuyorsun, sen benimle kavga etmeye niye çalışıyorsun. Niye sormuyorum sence? Niye sormuyorsun? Sor bak, sakin sakin düzgünce konuşalım. Neden niye sormuyorum? Oldun, sen iyi misin, kötü müsün? Gün içinde. Evde günün nasıl gün içinde, geçiyor? Veya ben bunları duyuyorum. Ama dinlemiyorsun ki. Aynur emin misin? Aynur kiminle konuşuyorsun? Niye sence böyle? Aynur. Bu kadar evin içinde güzel muhabbet ediyoruz, çıkıyoruz buradan, giriyorsun 5 kere çevrim içi oluyorsun, çıkıyorsun bana yazmıyorsun. 5 ya kere biz dün görüntülü ben konuştuk. Sürekli, bir, biz konuşmadık boyunca, ki. Ben İliz'le görüntülü konuşuyorum, sen telefonla boyunca oynuyorsun hala orada mesela. Nasıl yani? Ekrana bile orada gelmiyorsun. Orada benlikle konu yok ki. Tamam da mesela ben oradayken gel sen de gir. Kalk demiyoruz, hayır ben sana böyle bir şey yap demiyorum. Dün bu konu açılmadan öncesinde beni çağırdın, ben geldiğimde Buse hiç Oğuzhan hakkında bana böyle şaka yaptı falan tarzı bir şey söyledi mi? Neden bu olaylar böyle olduktan sonra şaka yaptığını inandım diyor. Gayet çeviriyor ciddi bir şekilde söylüyor. Çeviriyor çünkü ses kaydında böyle olacağını düşünmedi. Bak orada ben var, ne dedi biliyor musun? Çok ciddi bir şekilde yani. Hani İleride böyle böyle söyledi, şöyle şöyle. Ses kaydında böyle emin değilim ama şaka da olabilir o, dedi bana. Bana söylediği, anlatırken söylediği şey bu. Yavrum bana emin ne dedi biliyor musun? Aşkım, bak, hani bana ne dedi? Olabilir. Hayır, bana ne dedi? Doğru öyle söyledi. Şimdi Dilara'yla Yeliz geldiler. Yeliz, Murat da, Murat çağırdı her zamanki, Murat'ın yaptı, Yeliz'i köşeye aldı. Dilara, Mert dedi, sana bir şey soracağım dedi. Ben dedim ki tabii sorabilirsin. Bana ki mahkeme duvarı gibi dedi, yüzüm var dedi. Ama nasıl sordu bunu biliyor musun? Dedim ki, kanka ya sanki hiçbir şey hissetmiyorsun. Mahkeme git duvarı gibi suratım var. Şimdi bizimle diyalogumuz yok ya. Normalde Buse için konuştum, anladın mı? Ben dedim ki benim mizacım böyle, ben normalde de böyleyim. Hani ekstra bir şey yok. Hello. Mert gelsin tekrar, yeni Mert kendini açıklasın bakalım.